Şip şap şop, burnu uzun lü lü lü. Saçları rüzgar vu vu vu. Kaşları keman gıy gıy. Karnı davul güm güm güm. Bize güler ha ha ha. Karpuz adam gitti vah.
karpuz alalım. Pazara gidip bir karpuz alıp ne yapalım? Dilim 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 yiyelim. Pazara gidelim, bir kiraz alalım. Pazara gidip bir kiraz alıp ne yapalım? Tane 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 yiyelim. Pazara gidelim, portakal alalım. Pazara gidip portakal alıp ne yapalım? Şapır 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 yiyelim. Şeftali adam, şeftali adam, kaşlarını çatmış, öylece kalmış. Şeftali adam, şeftali adam, burnu
pastayı bıraktım boş tabağa. Seni gidi yaramaz, dolap açık olamaz. Ekmek peyniri yok muydu? O zaman da karnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Zamanda karnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Anne karnım acıktı. Baktım dolaba çıktı. Löbettim koca pastayı. Bıraktım boş tabağa. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Da karnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Anne karnım acıktı. Baktım dolap açıktı. Löbettim koca pastayı. Bıraktım boş tabağa. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. O zaman da karnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Kim an gıy gıy gıy, karnı davul güm güm güm.
domates adam kaşlarını çatmış, öylece kalmış. Domates adam burnunu tutmuş, öylece kalmış. Domates adam ağzını açmış, öylece kalmış. Domates adam gözlerini kapatmış, öylece kalmış. Domates adam kulaklarını çekmiş, öylece kalmış. Domates adam kollarını kaldırmış, öylece kalmış. Domates adam yanaklarını tutmuş, öylece kalmış. Domates adam
çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız 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 diye çalışır. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız 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 diye çalışır. Küçük kuş.
gözlerim yok, yüzlerim derede. Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak kuvak. Haydi şimdi meyve sebzelerle alfabeyi öğrenelim. A harfi, a a a a a. Armutlar, a a a a a. B harfi, b b b b b. Bezelye, b b b b b. C harfi, c c c c c. Cevizler, c c c c c. C harfi, c c
oyununa daha hoş geldiniz. Bilmeyenler için oyunun nasıl oynandığını kısaca hatırlatayım. Elimde 5 tane kutu var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Bu bölümde saydığım 5 kutunun içinde 5 farklı şey var. Şimdi ben sana kutuları göstereceğim. Sen de kutuların içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Kutuların içinde ne olduğunu bilebilmen için sana ipuçları vereceğim. Bakalım hepsini doğru tahmin edebilecek misin? Hazırsan başlayalım. İlk kutumuz gelsin. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki artık yaz mevsimindeyiz. Ve havalar çok sıcak. Bugünkü kutu açma oyunumuzda bu mevsimle ilgili şeyler olacak. Sanırım en büyük ipucunu vermiş oldum. Hadi o zaman gelin ilk ipucumuzu verelim. Arkadaşlar, bu kutumuzun içindeki şeyin rengi bize mavi olarak görünür. Çok değişik bir ipucu. Acaba kutumuzda ne var çok merak ettim. O zaman hiç beklemeden ikinci ipucumuza geçelim ve tahmin etmeye başlayalım. Arkadaşlar, ilk kutumuzun içinde olan şey, yazın serinlemek için girdiğimiz bir yerdir. Benim aklıma iki tane yer geldi aslında. Ben yaz aylarında serinlemek için ikisine girmeyi de çok seviyorum. Ama acaba kutumuzdan bu yerlerden hangisi çıkacak? O zaman son ipucumuzu da verelim bakalım. Doğru cevabı bulabilecek miyiz? Arkadaşlar, yazın serinlemek için girdiğimiz bu yerin içinde birçok balık yaşar. İşte şimdi buldum. Sen de bulabildin mi? Hadi açalım bakalım. İlk kutumuzdaki bu yer neresiymiş? Deniz. Evet, deniz. Of, havalar da çok sıcak değil mi arkadaşlar? Keşke şu an serinleyebileceğimiz bir deniz olsa. İlk kutumuzun içinden deniz çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 4 kutu daha var. Hadi şimdi ikinci kutumuza geçelim. İkinci kutumuz gelsin. Şimdi sıra ikinci kutumuzda ne olduğunu bulmaya geldi. Arkadaşlar, bu kutumuzun içinde bir giysi var. Ama acaba hangi giysi? Benim bildiğim bir sürü giysi var. Doğru tahmin edebilmemiz için hemen ilk ipucumuzu verelim o zaman. Arkadaşlar, bu giysi yaz aylarında giydiğimiz bir giysidir. Acaba hangisi? Bu şekilde bulmak da çok zor sanki. O zaman son ipucumuz gelsin mi, ne dersiniz? Gelsin! Bence bu son ipucumuzdan sonra hepiniz doğru tahmin edebileceksiniz. Az önceki kutumuzdan ne çıkmıştı hatırlayanınız var mı? Deniz! Evet, ilk kutumuzun içinden deniz çıkmıştı. İşte bu giysi denize girerken kullandığımız bir giysi arkadaşlar. İşte şimdi herkes ne olduğunu buldu bence. Hadi açalım bakalım kutumuzda ne varmış? İkinci kutumuzun içinden mayo çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de hiç üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 3 kutu daha var. Hadi şimdi 3. kutumuza geçelim. 3. kutumuz gelsin. Evet, sıra geldi 3. kutumuzda ne olduğunu bulmaya. Bugünkü 3. kutumuzun içinde bir renk var. Ay, ilk ipucunu verdim bile. Hep böyle yapıyorum. Daha önceki kutu açma videolarımızda birçok renk öğrenmiştik. Ama acaba bugünkü kutumuzda hangi renk var? Arkadaşlar, ben daha araba kullanacak yaşa gelmedim. Ama trafik ışıklarında hangi renkler olduğunu ve ne anlama geldiklerini biliyorum. Sen de biliyor musun? Trafik lambalarının en üstünde kırmızı renk vardır ve dur anlamına gelir. Bizim için kırmızı ışık yandığında durmalı ve geçmek için en altta olan yeşil ışığın yanmasını beklemeliyiz.
Ama bildiğiniz gibi trafik ışıklarının ortasında yanan ve hareket etmek için hazırlanmamız gerektiği anlamına gelen bir renk daha var. İşte kutumuzun içindeki renk de bu renk arkadaşlar. Çok güzel bir ipucu oldu bu. Sanırım ben buldum. Ama hala bulamayanlar varsa bence son ipucumuzdan sonra onlar da tahmin edebileceklerdir. Arkadaşlar, muz, limon ve ayva bu renkte meyvelerdir. Ben bu meyvelerin hepsini de çok seviyorum. Hadi açalım bakalım bu hafta 3. kutumuzda hangi renk varmış? İçinden sarı çıktı. Ay, benim en sevdiğim renklerden biri. Zaten sizin de bildiğiniz gibi ben tüm renkleri çok seviyorum. Değil mi arkadaşlar? Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 2 kutumuz daha var. Hadi şimdi 4. kutumuza geçelim. 4. kutumuz gelsin. Ve geldik bugünkü 4. kutumuza. Hadi hiç beklemeden ilk ipucumuzu verelim. Arkadaşlar, bu kutumuzun içindeki şey çok sıcaktır. Böyle bulmak çok zor sanki. Bence ikinci ipucunu da vermek gerekiyor ki tahmin etmeye başlayalım, değil mi arkadaşlar? Hepimizin bildiği gibi insanların ve diğer tüm canlıların evi dünyadır. Hepimiz dünya üzerinde yaşamımızı sürdürürüz. Ve evimiz olan dünya kutumuzun içindeki şeyin etrafında döner. Ben ne olduğunu anladım galiba. Siz de bulabildiniz mi arkadaşlar? Bir tahmininiz var mı? Hala tahmin edemeyenler için son ipucumuzu da verelim o halde. Arkadaşlar, o çıkınca dünyamızda gece biter ve gündüz başlar. Şimdi hepinizin doğru tahmin ettiğini duyuyor gibiyim. Hadi açalım bakalım. 4. kutumuzun içinden tahmin ettiğimiz şey mi çıkacak? Bugün 4. kutumuzun içinden güneş çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülmek yok. Çünkü önümüzde bir kutumuz daha var. Hadi şimdi 5. kutumuza geçelim. 5. kutumuz gelsin. Ve geldik bugünkü son kutumuza. Arkadaşlar, bugünkü son kutumuzun içinde bir meyve var. Oley, tam da karnım acıkmaya başlamıştı. Umarım sevdiğim bir meyvedir ve ben de onu güzelce yerim. Arkadaşlar, biliyorsunuz havalar çok ısındı. Yaz mevsimine giriş yaptık. Bu meyveyi de yazın serinlemek için hapur hapur yeriz. Acaba kutumuzda hangi yaz meyvesi var? Ne olduğunu bulmak için sabırsızlanıyorum. Hadi daha fazla beklemeyelim ve son ipucumuzu da verelim. Kutumuzun içindeki meyve biraz önce öğrendiğimiz sarı renktedir. Sarı renkli bir yaz meyvesi. Acaba ne olabilir? Böyle bulmak biraz zor olacak sanki. O zaman size küçük bir ipucu daha vereceğim. Ben bu sarı renkli yaz meyvesinin içine top top dondurmalar koyup yemeyi çok seviyorum. Bence şimdi ne olduğunu hepiniz buldunuz. Hadi açalım bakalım bugünkü 5. kutumuzda ne varmış? İçinden kavun çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Evet, bugünlük kutularımız bitti. Umarım çok eğlenmişsindir. Bakalım bugün kutularımızdan neler çıktı? Deniz, mayo, sarı, güneş ve kavun. Umarım hepsini doğru tahmin etmişsindir. Eğer doğru tahmin edemediysen de üzülme. Biz
sonraki kutu açma videomuzda daha iyisini yapabilirsin. Eğer videomu beğendiysen ve daha fazlasını görmek istersen bu videomu beğenip kanalıma abone olabilir misin? Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.